Türk savunma sanayinin askeri kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle 20'den fazla ülkenin ihtiyaçlarını karşılıyor. Nurol Makina, Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem vererek yerli ve milli savunma teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Şirket Yörük, Ejder Yalçın, İlgaz, Ejder Toma, Ejder Kunter gibi sınıfında rakiplerine üstünlükler sağlayan araçlar üretiyor. Nurol Makina sadece Türkiye içinde değil, uluslararası alanda da büyük başarılar elde ediyor. Nurol Makina bugüne kadar 20'den fazla ülkeye 1700'den fazla araç teslim etti. Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa'daki kullanıcılar arasında Katar, Macaristan, Malezya, Şili, Senegal, Tunus ve Nijer gibi ülkeler yer alıyor. Bu ülkelere son olarak Estonya eklendi. Estonya ordusu için bir yıl içerisinde 100 adet Yörük aracı teslim edilecek. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye ziyaretinde Nurol Makina tesislerine giderek araçlar hakkında bilgi aldı. Karis, ziyaretinde dünya çapında kaliteli ürünler, sürdürülebilirlik ve hızlı teslimat süreleri dolayısıyla savunma güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Nurol Makina'yı tercih ettiklerini söyledi. Hızlı teslimat süresinin kendileri için özellikle önemli olduğunu vurgulayan Karis, bölgelerindeki jeopolitik ve güvenlik durumunun onlarca yıldır olduğundan daha gergin seviyeye çıktığını ifade etti. Yakın gelecekte güvenlik zorluklarının artmasının beklendiğine değinen Karis, Türk savunma sanayisi ve Yörük aracı ile ilgili övgü dolu değerlendirmeler yaptı. Karis şöyle konuştu: "Yörük savaşta test edilmiş. Türkiye'nin modern savaşta geniş deneyimi var ve bu zırhlı araçların ve askeri ekipmanların gelişimine yansıtılmış. Ayrıca Ukrayna'daki savaş, müttefik savunma sanayisi kapasitesinin artırılması gerektiğini gösteriyor ve Türkiye yenilikçi ve yetenekli savunma sanayisiyle burada kesinlikle bir öncü ve rol modeldir. Aynı zamanda Türk savunma sanayisinin üretimini de değerli buluyoruz. Çünkü Türkiye NATO'nun önemli bir müttefiki. Askeri açıdan güçlü ve yetenekli bir müttefik. Hem Estonya hem de Türkiye NATO'nun ön saflarında yer alıyor. İttifakın ana tehditleriyle doğrudan yüzleşmenin ne anlama geldiğini ikimiz de biliyoruz. Bu nedenle araçlarınızın Estonya savunma güçlerine hem kendi ülkemizi savunurken hem de ittifakı genel olarak savunurken iyi hizmet edeceğinden eminim. Estonya'ya Yörük zırhlı araçların 11 kişilik versiyonu ihraç edilecek. Böylece aracın bu versiyonu ilk kez kullanılacak. Estonya ordusunun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanacak araçlara envanterinde yer alan muhtelif görev ekipmanları yerleştirilecek. Araç daha uzun dingil mesafesiyle daha geniş iç bölme ve fazla taşıma kapasitesine imkan sağlıyor. Genişletilmiş alan, ek ekipman, personel veya belirli görevlere göre uyarlanmış özel modüllerin yerleştirilmesine izin veriyor. İç mekan, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilebiliyor. Estonya, Yörük aracını tercih eden 6. ülke ve 3. NATO üyesi oldu.